Merhabalar sevgili Başak burçları. Yükseleni ve ay burcu da Başak olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şöyle Ekim ayının niyetine bir ilişki açılımı yapacağım. Yorumlarda çok görüyordum. Ben de Ekim ayı itibariyle şöyle ayrı ayrı 12 burcun arkadaşlar açılımlarını yaparak ilişkisi olanlar ve olmayanlar için ayrı ayrı yaparak videolarda hazırlayıp sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar bilginiz olsun bugün Başak Burcu Yüksel'i ve Ay burcu'da Başak olan arkadaşların Ekim ayı için şöyle bir ilişki açılımını yapalım sizlerden istediğim arkadaşlar şöyle niyetlerinizi tutun ve size kendinize ait olan desteği Ben şimdi iki deste halinde paylaşacağım açılımımızı yapacağım Lütfen siz de o desteğinin açılımını dinleyin Şöyle bir niyetlerinizi tutun. Bir odaklanın bir bakalım. Instagram adresimizi sorun arkadaşlar. Açıl açıklama kısmına Instagram ve yedek YouTube hesabımızın da linklerini bırakıyorum. Şimdiden tıklayıp abone olup şimdiden takip edebilirsiniz. Farklı farklı içeriklerle Sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Evet, Başak burçları. Şöyle bir ikiye bölelim bakalım. Arkadaşlar, buradaki ilişkisi olan olmayanlar için, buradaki ilişkisi olanlar ve evli olan arkadaşlar için Başak burçları. Özellikle söylüyorum bu desteme uyumlanmanızı istiyorum. İlişkisi olmayanlar bu desteme uyumlansın. İlişkisi olan evliler, sözlüler, nişanlılar, sevgililer bu desteme odaklansın. İlk olarak ilişkisi olmayanlarla şöyle başlamak istiyorum. Kartları sizlerle beraber seçiyoruz arkadaşlar. O yüzden şöyle hem niyetinizi tutun hem de şöyle kartlarınıza bir odaklanın bakalım. Ekim ayında bakalım sizleri neler bekliyor. Ben şöyle seçeyim. sizlerin adına. Evet, ilişkisi olmayan Başak burçları hazırsanız şöyle hemen kartlarınızı önümü de açmak istiyorum. Kartlarınızı bir görün bakalım. Şöyle daha net olur. Bu şekilde sizlere bir gösterelim bakalım. İlk kartımla hemen başlamak istiyorum. Evet bakın aşıklar kartı. Bu ara yeni yeni bir takım başlangıçlar. Belki hiç aklınızda düşünmediğiniz birisi dahi olabilir. Yani aklınız boştur, kalbiniz boştur. Ama şöyle bir birilerini düşüneceğiniz, birini beğenme duygusu, birine karşı sevgi beslemek gibi, birilerine karşı hoşlantı gibi duygularınız canlanmaya başlayacağını gösteriyor arkadaşlar. Ve bunun tek taraflı olmayacağını aşıklar kartı bizlere gösteriyor. Ben şöyle devam etmek istiyorum. Bakın ilişki anlamında, aşk hayatınızda, çok fazla içinize kapanmışsınız. Yani burada konuşmak istedikleriniz var ama konuşamadığınız için her şeyi içinizde yaşayıp sonlandırıyorsunuz. Ama biraz böyle içinize kapanmaktansa sosyalleşmeyi denemeniz sizin için çok çok iyi olacak. Bakın ilişkide sizin için önemli olan şeylerden birisi denge. Evet belki sürekli dengesiz ilişkiler yaşadınız. Ardı gelmedi, arkası yoktu. İlişkileriniz ciddi anlamda hep bir problemliydi. Ben artık hayatımda denge istiyorum. Eğer bir insan benim hayatımda dengeli ise kalsın, dengesiz ise kalmasın der durumda çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle devam edeyim en son bir bakacağım. Bakın maddi olarak evet maddiyattır aslında buradaki ama maddi olarak da manevi olarak da sizi rahatlatacak. Size iyi gelecek. İşte bu yüzden denge kartımız var burada. Çünkü sürekli böyle sıkıntılı ilişkilerden kaçar vaziyette görünüyorsunuz ki en iyisini yapıyorsunuz. Burada açıkçası arkadaşlar siz Maddi ve manevi yönden sizi rahatlatacak bir ilişkinin şu an hayatınızda olmasını ister durumda çıkıyorsunuz. Bakın bu kartımız kupa yedilisi bizlere çok şey anlatıyor. Siz ilişkiye aslında kendinizi hazır hisseder durumdayken kötü karakterli ya da işte mutlu olmanızı istemeyen birileri tarafından arkadaşlar belki de manipüle ediliyor olabilirsiniz kötü karakterli birileriyle zaten aranıza mesafe koyun ama ilişki anlamında eğer istemediğiniz sevmediğiniz işte kötü diye düşündüğünüz birisi varsa lütfen onunla bir ilişkiye başlamayın hayatımda bir ilişkim olsun diye sevgilim olsun işte beni de seven birisi olsun diye kötü bir ilişki yaşamayın arkadaşlar. Bir de varlığı yokluğu bir olan birisi var. Yani böyle belki konuşuyor sizinle tam ilgisini belgile ediyor. Şöyle bir uzaklaşıyor. Yani böyle insanlarla da açıkçası gelecek vaat etmeyenlerle lütfen çok fazla haşır neşir olmayın. Bakın ciddi anlamda aklınızın içi çok karışık karar vermeniz gereken konular var. Yani aşktan önce sizin yapmanız gereken, ilişkiden önce kendi hayatınızı düzene sokmanız gerektiğini de gösteriyor. Zaten bir denge arayışı içindesiniz. Şöyle bir diğer kartımı almak istiyorum. Bakın tılsım kralı. Şu ara size gerçekten iyi diye düşünmeyeceğiniz, kötü olarak göreceksiniz birisinin size karşı bir açılımı olabilir Sizin bu kişide çok fazla gönlünüz yok Yani o kişiyi reddettikçe belki size tekrardan tekrardan gelebilir ama size geçmişte beraber olduğunuz ya da işte geçmişte belki bir takım konuşmalar yapan birisi arkadaşlar iyi gelmiyor Yeni birisi size şart oldu artık. Evet tılsım şövalyesi. Bakın arkadaşlar güzel bir nasibiniz var. Evet güzel gelecek size kendinizi iyi hissettirecek. Yani aslında burada size şifa olacak birisinin size gelmek gibi bir durumu var. Bakın bunu iyi değerlendirin. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Kötü de geliyor, iyi de geliyor. Lütfen ikisi arasındaki farkı bulun. Bakın evet bir takım sıkıntılar koşturmacalar var. Yani sanki ilişki hayatınızı, aşk hayatınızı hep arka plana atıyorsunuz ama artık bir aşka da ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Yani biraz daha böyle sevgiye, ilgiye karşı bir açlık durumunuz var. O yüzden de şöyle bir açıkçası yeni bir ilişkiye başlamak gibi durumunuz şu ana kadar açtığım kartlarda çıkıyor arkadaşlar. Diğer bir kartım. Bakın İmparatoriçe kartı. Şu an başlayacağınız ilişki arkadaşlar. Evet size hem iyi gelecek hem de bazı konularda gerçekten sanki böyle mutlu olduğunuz zaman her işiniz rast gider ya. Yani mutlu olduğunuz zaman denge kartının da hemen altında çıktı açıkçası ve sizin mutluluğunuza mutluluk katacak size nasipli gelecek birisini de gösteriyor. Bakın ikili ilişkilerinize, ilişkiye başlama durumlarınız var. Şu ana kadar hep o şekilde göründü. Ama ilişkinize zarar vermek, ilişkide olduğunuz kişiyle aranızı açmak isteyenler olabilir. Dikkat etmenizde fayda var. Çünkü burada birilerine söylediklerine çok fazla kulak veriyorsunuz. O yüzden ilişkide olduğunuz insanla tartışmaya sebep olmasın arkadaşlar. Bakın ilişki anlamında neye niyet ettiyseniz bunun bir gerçekleşmesi durumu söz konusu. Ve son kartımda merak ettiğim için hemen açmak istedim. Bakın kılıç kraliçesi. Burada ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Karar vermekte zorlanmalarınız sizi ilişki anlamında adım attıramıyor. Yani şu anda aklınızda birisi olabilir olmayabilir. Ama ilişki anlamında bir adım atmak, bir karar vermek, artık bir şeyler yapmanız gerekiyor. Çünkü belki platoniksiniz, belki sadece düşünceniz var. Karşı taraftan emin olamadığınız için... Yani şöyle bir hep çekimser davranıyor da olabilirsiniz. Ama artık böyle hem siz kendi niyetinizi belli edin hem de karşı tarafın niyetini belli etmesine izin vermeniz gerekiyor arkadaşlar şöyle keskin kararlar da vermeniz hatta kılıç kadar keskin kararlar vermeniz gereken bir dönemde olduğunuzda sizlere gösteriyor. Evet ben şu an bütün kartlarımı açmışken genel olarak bir değerlendirme yapmak istiyorum. Siz sevgili Başak Burçları için. Yükseli ve Ay Burcu da Başak olan arkadaşlar. Sizler de yüzdeyin lütfen. Ve e, arkadaşlar ilişkisi olmayanlar için bu açılımı yapmıştım. Şöyle bir odaklanmanızı isterim. Çünkü çok çok kötü bir şeyler çıkmadı. Ee, sadece kötü olarak diyebileceğim. E, size iyi gelmeyen birisi de var. İyi gelen birisi de var. Bu ikisi arasındaki farkı ben nasıl ayırt edebilirim derseniz. Diğerinin size karşı bir e, denge oturtturması. Daha çok sevgisi, ilgisi, saygısı olacak. Ama e, iyi olanın sevgisi, saygısı olurken. Bunu belli ederken kötü olan sizi böyle hep bir yokuşlara, size bir zorlamayla gelme durumu var. Bunu da zaten kabul etmeyeceğinizi düşünüyorum. O yüzden aradaki farkı anlamakta zorlanmazsınız arkadaşlar. Ve şu an başlayacağınız ilişkinin size nasipli gelme yani önünüzün açılması bir kısmet kapalılığınız olsa dahi şu anda arkadaşlar o kapalılık ortadan kalkıp da gayet güzel bir şekilde bir ilişkiye başlama durumunuz var. Aman aman da böyle kötü bir durumda değilsiniz arkadaşlar. Ama gördüğüm kadarıyla bu kadar içe dönmenizin sebebi o kalp kırıklıkları aslında. Yani yeni gelen birisine karşı bile bir tereddüt içindesiniz. Ee, üzülür müyüm, ağlar mıyım gibi gibi öyle örnek verebilirim. Ama e, eskilerin yüzünden yenilere lütfen arkadaşlar yüklenmeyin. Özellikle bunu da söylemek istiyorum. Evet, Başak burçları ilişkisi olmayanlar için açtığım kartlarımı şöyle hemen toplamak istiyorum. Gerçekten güzel oldu ve uyumlanmanızı isterim. Şöyle diğer kartlarımı hemen almak istiyorum. Evli olan Başak burçları Yükseleni ve Ay burcu da Başak olan arkadaşlar. Sözlüsünüzdür, nişanlısınızdır, evlisinizdir, sade sevgiliniz vardır. Şöyle bir kartlara bir odaklanın bakalım. Ekim ayında sizleri neler bekliyormuş? Şöyle bir bakmak istiyorum. kartlara odaklanmanızı çok istiyorum. Bireysel açılım gibi yapıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince aklınıza takılan bir şey olduğu zaman lütfen bana yorumlar kısmından ulaşıp sormayı, o aklınızdaki soru işaretlerini ortadan kaldırmayı ihmal etmeyin. Uyumlanabilmek için gerçekten çok çok önemli. Evet. Başak burçları, ilişkisi olanlar ve evli olan arkadaşlar için şöyle bir tek tek kartlarımıza bir bakalım. İlk kartımla başlamak istiyorum. Kupa ası. Evet güzel. Yani şöyle söyleyeyim evliler için bunu daha çok örneklendirebilirim. Haneye gelen bir nasip var ama bu nasibi e, açıkçası kullanmayı bilmiyorsunuz ve o nasibi kullanamamakla beraber sanki hakkınızı yediriyorsunuz. Bunu kendinize yapmayın arkadaşlar. Hanenin nasibini, ilişkinizin güzel gelen nasibini lütfen başkalarına vermeyin. Kendinizi kullandırtmayın. İlişki anlamında da çok fazla birilerini karıştırmayın. Gelecek olan nasibin gitmesi durumu gösteriyor ama bütün kartlarımı bir açayım. Şöyle hepsini e, genel olarak da bir değerlendireceğim. Bakın ay kartı burada arkadaşlar haneye zarar vermek isteyen birisi var. Ve bunun gayet de açık olarak siz farkındasınız. Ve e, bu konuda huzursuz hissediyorsunuz şu anda kendinizi. Ama artık şöyle nasıl söylesem. E, kendi bildiğinizin karşı tarafın bildiğini şöyle bir bildirmeniz gerekiyor. Yani sizin bildiğinizi karşı tarafta bilsin ki yerini, haddini bilsin arkadaşlar. Yani bu kadar haneyi karıştırmaması, hanede huzursuzluk yaratmaması gerekiyor. Dışarıdan etkiye çok müsaitsiniz. Ben şöyle devam edeceğim. Bakın geçmiş ilişkilerinize evli olabilirsiniz. ilişkiniz olabilir arkadaşlar fark etmez. Geçmişte yaşadığınız güzel bir ilişki var. Ve durup durup da bakın yüzünüzü güldüren bir ilişki. Durup durup da böyle o ilişkiyi mi düşünüyorsunuz? Yani zamanında çok iyiydi, çok güzeldi, şöyleydi, böyleydi diye işte yüzümü güldürüyordu, bir dediğimi iki etmiyordu diye şöyle geçmiş olan bir ilişkinizi düşünmek kendi kendinize o eski geçmişi yad etmek durumlarınız var. Burada aslında sizin geçmişten etkilenme, geçmişteki o ilişkinizden hali hazırda sıyrılamamışsınız ve gününüzü çok fazla etkiliyor arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim hane içinde evet huzursuzluklar çok hakim ama bu sizden kaynaklı değil arkadaşlar. Sizden kaynaklı olan tek şey huzursuzluğu sizin yaşamanız. Karşı taraf sizin kadar huzursuz olmuyor bile. O yüzden yani seçiminizi yapın. Çok fazla da e, yani huzursuzluğunuzu düzeltmek için uğraşabilirsiniz. Bakın bu ara Başak burçları yıldızınızda bir yükselme var. Bunu söyleyeyim. Yani bir takım çalışmalar da yapıyor olabilirsiniz. Maneviyatınıza yönelmiş olabilirsiniz. Ama burada açıkçası sizin e, hane içinde beklediğiniz eşinizle diyorum ya, sevgiliniz de olabilir bu ama eşinizle beklediğiniz, yapmak istediğiniz bir şeyler varsa bunu yapabilecek bir durumdasınız ve şu anda o imkanı buluyorsunuz. Yapmak istediklerinizi lütfen ertelemeyin olur mu? Bakın sizin yapmak istedikleriniz aslında çok çok güzel şeyler ama artık gözünüzde perde mi var yani böyle kapalılık mı var kısmet kapalılığı istediklerinizi yapamıyorsunuz. Hani sanki bu yaz boyu şunu yapacağım bunu yapacağım şuraya gideceğim şunu alacağım diye düşündüklerinizin hiçbirini yapmamış görünüyorsunuz. Şu zamanda, bakın Ekim ayında size yap, yapmak istedikleriniz için mükemmel bir fırsatın gelmesi durumu var. Bunu bir haberle beraber de yapabilirsiniz çünkü onu da söyleyeyim. Ama burada yapmak istedikleriniz için bir imkanın doğması durumu var ve lütfen bu fırsatı da iyi değerlendirin. Bakın Joker kartı, evet çok çok erken gelen bir kart onu söyleyeyim. Ee, sizin için şu anda. Ya çok hızlı bir şekilde yeni başlangıçlar, yeni atılımlar, yeni adımlar yani yeni bir hayat düzenine atılıyorsunuz. Ya da beklemiş beklemiş de şu anda karşılığını alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Çünkü Joker kartı evet haneye sıkıntı vermeye, haneye huzursuzluk vermeye çalışan birileri var. Ama siz tam tersine evet iyi olmak için mücadele veriyorsunuz. İlişkiniz devam etsin diye savaş veriyorsunuz resmen. Ama kazanan kim? Sizsiniz. Yani burada gerçekten tebrik ederim, takdir ederim sizleri. Çünkü o sıkıntı veren insanları geride bırakıp yeni bir yola, yeni bir artık belki ev taşımalarınız olabilir. Bulunduğunuz sıkıntılı ortamdan uzaklaşabilirsiniz. Ama burada Yeniliğe merhaba demek gibi durumunuz var. Geçmişte evet kırgın olduklarınız, kızgın olduklarınız, size kötülük yaptı diye belki affedemedikleriniz var. Şöyle geçmişe sünger çekip de yeni bir başlangıç yapmanın zamanı gelmiş. Bakın geçmiş diyorum mahkeme kartı geliyor. Gerisini siz düşünün diyorum yani öyle söyleyeyim. Evet Başak Burçları mahkeme kartı burada hesaplaşmalarınız ilişkinizin içinde ya birbirinize üstünlük kurmak gibi yani ben senden iyiyim sen benden işte iyisin ya da ben senden çok kazanıyorum sen benden çok kazanıyorsun ya da sen şunu yapamıyorsun bak ben yapıyorum gibi böyle birbirinize üstün gelme birbirinize sürekli bir Arkadaşlar şeyleriniz var böyle e, tartışma durumlarınız çok var mahkemeleriniz var yani birbirinizden hani kim daha iyi savaşına ya da kim daha iyi yapıyor savaşına girmeden önce e, giriyorsunuz ve bunu sanki içinizde bir muhakeme etmeye çalışıyorsunuz, birbirinize de ispatlamaya çalışıyorsunuz. Yani ben senden iyiyim. Bunu yapmayın çünkü bu yıkıcı olur sizin için. Şu anda hala hazırda yeni başlangıçlar yaparken yıkıcı işler yapmamaya özellikle dikkat edin arkadaşlar. Bakın Tılsım Prensi bu kartı gerçekten çok seviyorum. Evet yeni başlangıçlarla beraber gelmesi çok çok iyi oldu arkadaşlar. Belki şu anda e, adım atabilmek için bir maddiyata mı ihtiyacınız var yani böyle adım atabilmek için bir maddiyata ihtiyaç olunduğunu gösteriyor. Dışarıdan beklenti içinde olabilirsiniz arkadaşlar. Belki bir mirastır, belki işte bir tazminattır, belki bir mahkemedir. Şöyle bir bunların gelmesi durumu var ki karşınızdaki insan resmen şöyle bir derin nefes alıyor. Bir huzura kavuşma durumu var ve onun huzura karış kavuşması sizde de huzura hakim olma durumu demek arkadaşlar. Ve karşınızdaki insanın size açıkçası şöyle söyleyeyim bir desteği ihtiyacı var. Sizin desteğinize ihtiyacı var. Evet, değnek yedilisi. Bakın, ilişkinizde Burada evli olabilirsiniz, ilişkisi, işte sevgili olabilirsiniz, sözlü nişanlı olabilirsiniz. Ama ilişkinizdeki bütün sorumluluğu lütfen almayın arkadaşlar. Hem burada sorumluluklar altında ezilen taraf siz oluyorsunuz. Hem de şöyle söyleyeyim. Karşı tarafa yapacak bir şey bırakmıyorsunuz erkek ya da bayan biliyorsunuz tarot kartlarında herhangi bir cinsiyet yoktur. Beni dinleyen bayan da olabilir, erkek de olabilir. Hiç fark etmez. Özellikle söylüyorum. Evin bütün yükünü ya da ilişkinin bütün yükünü siz sahiplenmeyin. Bu sizin boynunuzun bükülmesi, belinizin bükülmesi demek arkadaşlar. Buna müsaade etmeyin. Yani kadın kadınlığını, erkek erkekliğini şöyle bir hani yapması gereken sorumlulukları yaptığında gerçekten e, şu anda iyi gidecek bir ilişkiniz olduğunu da gösteriyor. Ben şöyle kartlarımı açayım da sonrasında genel bir yorum yapacağım. Bakın, e, beliniz bükülmesin. Hem hanede hem hane dışında sorumluluklar var ve bu sorumlulukları lütfen arkadaşlar şöyle üzerinizden yavaş yavaş atın olur mu? Çünkü bu sorumluluklar sizin kendinize zaman ayıramama, işte sevdiğiniz insanlara zaman ayıramama, işte sadece kendi sorumluluklarınız değil çünkü buradakiler dışarıdaki insanlara belki iyilik yapmak istiyorsunuz. Ama şunu söylüyorum ben özellikle iyilik yapmak isterken kendi hayatınıza geç kalmayın istiyorum. Tam olarak söylemek istediğim bu. Bakın kupa kralı. Özellikle söylüyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Yapmak istediklerinizi ertelemeyin. Yavaş gelecek güzel müjdeli bir haber ilişkinizde güzel bir e, ilerleme kaydedecek ama bu haberin gelmesi biraz e, yavaş olacağını da gösteriyor ama siz bu haber için uğraşlarınız var sanki bir dilek sanki bir niyet yani burada olan bir şey var bir niyet tutmuşsunuz yani şu olsun da şunu yapacağım der durumda da çıkıyorsunuz ama arkadaşlar bakın e, kupa kralı aslında evet hem yavaş gelecek bir müjde hem de ya yapmak istediklerinizi, işte almak istediklerinizi, ertelediğiniz her ne varsa bunlara bu ay içerisinde kavuşma durumu var. Ben özellikle niyet ederken ayları açılım yapmadan önce bilinçli olarak söylüyorum arkadaşlar, hatta çoğu açılımımda bunu yaparım. Ne demek istediğimi aslında çoğu kişi biliyor. Bakın kendi içinizde hesaplaşmayın kendi içinizde mahkemeler kurup sonlandırmayın karşınızdaki insanla o mahkemeyi kurun onu da kabul ediyorum ama kendi içinizde kurmayın kendi kendinize ee, tartışıyorsunuz konuşuyorsunuz işte başlıyor bitiyor o problem karşı tarafın haberi yok ve siz yine de ondan ilgi bekliyorsunuz ee, ilgi bekler vaziyette görünüyorsunuz bunu yapmayın karşı taraf bazen anlamıyor bile neden bana böyle davranıyor diye anlamıyor bile Dediğim gibi evli de olabilirsiniz. Eşiniz için düşünün. Sözünüz nişanlınız da olabilir. Onun için düşünün. Sevginiz varsa onun için düşünün. Sizin neden ilgiye bu kadar böyle ihtiyacınız olduğunu belki o an bir desteğe ihtiyacınız vardır. Şöyle açık açık konuşmanızı bekler durumda da çıkıyor yani ben bunu size söyleyeyim. Şöyle bir diğer kartımı son kartımmış. Evet açmak istiyorum. Bakın kılıç şövalyesi. Şunu söyleyeyim öncelikle. Siz eşiniz ya da ilişkide olduğunuz insan güzel bir gönül bağınız çıkıyor zaten. Ama dışarıdan çok büyük etki altında kalmak gibi bir durumunuz görünüyor arkadaşlar. Ben size şunu söylemek istiyorum. İlişkinizde evet siz karşınızdakini, karşınızdaki size gerçekten bir sevgisi var ama saygı konusunda biraz böyle saygınız yıpranmış vaziyette. Bunu biraz daha canlandırmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu benim şahsi tavsiyem. Çünkü burada olur bir ilişki var ama yıpranmalar çok fazla. Yıpranmaların temeli de hep dışarıdaki üçüncü kişiler ya da dışarıdaki işlerden kaynaklı eve gelen huzursuzdur. Huzursuzluktur. Ve arkadaşlar göz etkisi altında kalmaya da çok müsaitsiniz. Lütfen bunun bilincine davranın. Bazen çok basit sebeplerle tartışmalarınız var. Ama dışarıdan gelen etkiler de var maalesef. Şu anda ilişkinizi bitirmek değil aslında amacınız e, ilişkinize çatırdamalar var öncelikle bunu söyleyeyim. Ama siz ilişkiyi ayakta tutmak için uğraşıyorsunuz ve gördüğüm kadarıyla diğer karşınızdaki kişi de ilişkiyi canlı tutmak ve ayakta tutmak için uğraşıyor. O yüzden bence kıymetinizi bilin arkadaşlar, birbirinizin kıymetini bilin. Açıkçası bir ilişki yürütmek zordur ama güzel yürütmek evet zordur tabii ki ama gerçekten bunun nimetlerinden faydalanın. O ilişkiyi bitirmekse sadece bir saniyenizi alır ama sonrasında üzülebilirsiniz. O yüzden bunu da istemiyorum. Evet sevgili Başak burçları yükseleni ve ay burcu Başak olan arkadaşlar Evli olanlar, ilişkisi olanlar, nişanlı sözlü olanlar için şöyle bir açılım yapmak istemiştim. Açılımdaki pozitif enerji alın, negatif enerjiyi lütfen bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Lütfen kanalıma gelip e, takip edip abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bildirim zilini açtığınızda hem yeni videolardan hem de canlı yayınlardan anında haberdar olursunuz. Açılımdaki pozitif enerjiyi alın, negatif enerjiyi lütfen bırakın gitsin ve lütfen ee, videoya bir beğeni yapmayı ve bir emoji dahi olsa yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar evet çok da güzel mesajlar alıyorum bunun için buradan toplu olarak herkese şahsım adına yani bireysel olarak teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar çok güzel destek mesajları alıyorum mükemmelsiniz elleriniz dert görmesin ve arkadaşlar şunun için yani desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim çünkü çok iyi biliyorum ki bu platformda bu kadar kısa bir zaman içerisinde bu kadar hızlı ilerleyebiliyorsak sizlerin desteği ve gerçekten ilgisi sayesinde bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Aklınıza takılan ya da şu açılımı da yapar mısın diye bir diyeceğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.